Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Selbik'te yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi FIFA 20'yi oynayan bir sürü profesyonel futbolcu var. Ülkemizde de oynayan futbolcular var ve bu oyuncuların arkadaşlar EA ile anlaşmalı oldukları için 99 rating kartlarını alabiliyorlar. Yani eğer siz bir profesyonel futbolcuysanız EA ile iletişime geçer geçmez 99 rating kartınızı alabiliyorsunuz. Ve bu kartlarla arkadaşlar insanlar maça giriyor. Maça girdikleri zaman taraftarlarla karşılaşıyorlar ve onlar da bu kadroların screenshot'ını alıyor. Ben de bugünkü videomda sizlere günümüz futbolunda oynayan Van Dijk'ından Arnold'una kadar, Jadon Sancho'sundan Akanji'sine kadar olan bütün futbolcuların Ultimate Team kadrolarını sizlere göstereceğim. Bu tarz arkadaşlar değişik içeriklerin gelmesini istiyorsanız hemen şu an videoyu durdurup beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Yarın bir futbolcu video çekeceğim arkadaşlar. Şans dileklerinizi bekliyorum. Bunun dışında Twitter adresimden de Eden Hazard imzalı forma çekilişimiz başlamıştır. O yüzden Twitter adresimi de ziyaret etmeyi unutmayın. O zaman arkadaşlar sizi fazla heyecanlandırmadan direkt videomuza başlayalım. Videomuzun ilk kadrosunda Manchester City'nin genç oyuncusu Foden'ın arkadaşlar kadrosunu şu anda ekranda görüyorsunuz. Oyuncu tercihleri zaten ortada. Garinçe'yi kullanmış, R9'u kullanmış, Neymar, Hulit zaten görüyorsunuz Kante'yi kullanmış. Van Dijk, Ferdinand, Carlos ve Alisson var. Benim burada hani aslında bu tür içeriklerde en çok sevdiğim şey, evet bu oyuncular Manchester City'de oynayabilir ya da X bir takımda oynayabilir ama bu takım dışında sevdiği oyuncular kimler? Mesela buraya bakmış olduğumuz zaman Kante'yi sevdiğini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oraya hani takım arkadaşı değil, De Bruyne de koyabilirdi. Veya misal veriyorum işte orada Van Dijk'ı kullandığını görüyorsunuz. Demek ki Van Dijk'ı normalde de seviyor olabilir. Zaten ilerleyen kadrolarda da bu tarz şeyler olacak. Örnek veriyorum kalede de Alisson'u kullanmış. Çok tatlı bir kadro olmuş ancak burada kalede Ederson da kullanabilirdi. Herhangi bir kimya sorunu da yok. Mesela neden bunları kullandı? İşte bu tarz şeyler oluyor arkadaşlar ve Foden'ın şu andaki kadrosunun değeri 19.1 milyon coins. Yani gerçekten bayağı pahalı bir kadrosu var ve Phil Foden'ın kadrosu bu şekilde. İkinci kadro Virgil van Dijk'ın kadrosu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi van Dijk'ın kadrosu gerçekten çok iyi. Pele var, R9, Hulit, Ronaldinho, Messi, Seedorf, Robertson, Koeman, Van Dijk, sağ bekinde kim var? Trent, Alexander-Arnold ve kalesinde ise Alisson var arkadaşlar. Mesela burada Van Dijk'ı görmüş olduğunuz gibi Robertson'u oynatıyor, Alisson'u oynatıyor ve Trent, Alexander-Arnold'u oynatıyor. Ve yani yanında da Koeman oynuyor. Zaten Hollandalı olduğu için Koeman da zaten arkadaşlar biliyorsunuz idollerinden bir tanesi. Bunun dışında arkadaşlar Hulit ve Seedorf da görmüş olduğunuz gibi kendi ülkesinden ve geçen Ballon d'Or'da söylediği gibi Messi de zaten Ronaldo Messi mi diyorlar. Herkes bu Van Dijk kendisi Messi diyor. Bu yüzden Messi de zaten kadrosunda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Van Dijk'ın şu anki kadrosunun değeri 12.9 milyon coins arkadaşlar. Ve geliyoruz arkadaşlar FIFA'nın vazgeçilmezi Samir Nasri. Biliyorsunuz ki FIFA 14, 15, 12, 13 hani her sene oynayan ve YouTuber'larla da video çeken Samir Nasri'nin bu seneki kadrosunun değeri 27.3 milyon coins. Gerçekten arkadaşlar Samir Nasri her sene bu tarz pahalı kadrolar kuruyor. Zaten bunları hani biliyorsunuz her sene paylaşıyorum ben. Ve kadrosunda şöyle bir şey var. Senenin başında inanılmaz para yatırıyor ve istediği kadroyu kurup bütün sene o kadroyla oynuyor arkadaşlar. O yüzden Samir Nasri'nin kadrosu tabii ki de her zaman bekleyeceğiniz gibi inanılmaz bir kadro. Nasri'nin en büyük özelliği Fransız olduğu için arkadaşlar işte Vieira'dır, şundadır, bundadır herkese bağ yapabiliyor. Gerçi ikon kullandığı için çok fazla gerek kalmıyor ama yine de full link yapmak için gerçekten inanılmaz bir ülkeye sahip. Samir Nasri de 27.3 milyon coins'lik kadrosuyla listemizin başında yer alıyor. Bir sonraki isim Future Star Jadon Sancho. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada da çok değişik tercihler var. Jadon Sancho'nun kadro maliyeti 16.9 milyon coins. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tekrardan altını çiziyorum. Kendi hayatında arkadaş olduğu isimler de var. Örnek Madison, örnek Trent Alexander-Arnold. Gerçekten güzel tercihleri var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İşte ben bu tarz kadroları görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü hani direkt ikon almaktansa gerçek hayatta arkadaş olduğu isimlerle birlikte tatlı bir kadro kurması çok iyi. Örnek burada Madison yerine tabii ki de gidip Hulit alabilir. Ya da Trent Alexander-Arnold yerine gidip Carlos Alberto veya Zambrot da alabilir. Ama burada arkadaşlarını koyması ve bu şekilde kadroyu dizayn etmesi gerçekten çok başarılı. Ve bir sonraki isim Trent Alexander-Arnold. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Trent Alexander-Arnold zaten 97 doğumlu bir oyuncu. Kadrosu kullandığı çoğu oyuncu genç. Frankie de Jong genç, Eden Militao genç, Semedo genç. Bunun dışında takım arkadaşı olan Virgil van Dijk ve Fabinho'yu da hemen zaten sağ tarafta bir üçgen yapmış. Ve forvette mesela Pierre-Emerick Aubameyang tercihi var arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Pierre-Emerick Aubameyang yeni oraya çok rahat bir şekilde ikonlarla doldurabilirken Aubameyang'ı tercih etmiş. Ve Trent Alexander-Arnold'un kadro değeri 14.5 milyon coins. Gerçekten hiçbir arkadaşlar Nasri'ye yaklaşamıyor.
Bir sonraki isim Akanji. Borussia Dortmund'dan Akanji. Akanji'nin kadrosunda arkadaşlar Lukas Piszczek ve Marco Reus'u zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun dışında R9'u var, Inform Manesi var, Semedo'su var, Van Dijk'ı var, Alisson'u var. Ya şunu görüyorsunuz arkadaşlar, çoğu kişi gerçekten de Van Dijk'ı kullanmış. Çünkü oyundaki en iyi stoper, bazı takım arkadaşı diye kullanmış, bazı oyunda diye kullanmış. Ama burada mesela Akanji'nin Lukas Piszczek'in kadro kurma görevini yapması bence çok tatlı olmuş. Hemen önüne de zaten direkt Marco Reus'la bir bağlantı yapmış. Akanji'nin kadrosunun değeri de 19.9 milyon coins. Bir sonraki oyuncu Arsenal'den Leno arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine Eusebio, R9, Cristiano Ronaldo, Wijnaldum, Hulit. Güzel bir bağ yapmış. Mesela burada arkadaşlar Aymeric Laporte tercihi bence baya enteresan olmuş. Onun yanında hemen Virgil van Dijk var zaten her kadroda olduğu gibi. Yine güzel bir kadro kurmuş ama Arsenal'den kimsenin olmaması bana birazcık komik geldi arkadaşlar. Yani insan ayıp olmasın diye Arsenal'den buraya birisini koyabilirdi diye düşünüyorum. Leno'nun kadro değeri de 20.5 milyon coins. Ancak dediğim gibi bu değerlerin artmasına sebep olan 2-3 kart var. R9, Eusebio ve hani Hulit. Hani dediğim gibi kadronun devamı çok da pahalı değil aslında ama Arsenal'den bir tercih olmaması gerçekten de değişik. Bir sonraki isim Luis Alberto. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Lazio'da oyuncunun 11.7 milyon coins'lik bir kadrosu var. Çok pahalı bir kadro değil, hatta en ucuzlarından bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Walker tercihi var, Jordi Alba tercihi var kendisi İspanyol olduğu için. Bunun için Messi, Mbappe, Dalglish kullanmış, Seedorf'u kullanmış, Vieira'yı kullanmış. Tatlı bir kadro kurmuş arkadaşlar. Ucuz olmasına rağmen bence gayet dengeli. Geldik bomba kadroya. Piatek'in kadrosuna geldik arkadaşlar. Milan'ın yıldızı Piatek'in kadrosu nasılmış hep birlikte inceleyelim. Sol açıkta Cristiano Ronaldo'yu kullanmış kimya sorunu olmasına rağmen. Miralem Pjanic var, Alexander Kralov, Maldini'si var, Şikriniar'ı var, Donnarumma'sı var, Florenzi, Pirlo, Muhammed Salah ve kendisini koymuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Milan'dan kimseye yer vermemiş derken Donnarumma'yı koymuş arkadaşlar. Bir takımın atan evet tutan iyi olacak derler ya, atan kendisi iyi, tutan da iyi yapmış. Ve bu şekilde çok tatlı bir kadro kurmuş. Buradaki arkadaşlar zaten biliyorsunuz Maldini'si, Pirlo'su falan hani direkt Milan efsanesi. Bundan dolayı kadrosuna yer vermesi bayağı tatlı olmuş. Ben kadrosunu beğendim. Bir sonraki isim Bayern Münih'in yıldızı Tolisso arkadaşlar. Tolisso ile ben karşılaşmıştım. Ya geçen sene karşılaşmıştım ya 17'de karşılaşmıştım ama Tolisso ile bir kere oynadığımı hatırlıyorum. Ya da bir takipçim oynayıp bana da göndermiş olabilir. Yine Tolisso her sene FIFA oynayan ve sağlam kadrolar kuran bir kardeşimiz. Görmüş olduğunuz gibi kendi ülkesinden direkt Marcel Desailly ve Rafael Varane'ı kullanarak kendine güzel bir bağ oluşturmuş. Bunun dışında tekrardan Trent Alexander-Arnold ve Lionel Messi tercihini görüyoruz. Pahalı olmasa da güzel bir kadro. Ve durduk en efsane kadroya geldik arkadaşlar. Marco Asensio. Marco Asensio'nun kadrosunda tam 9 tane Real Madrid'de oyuncu var arkadaşlar. Kalede Oblak, santrafor'da ise Griezmann tercihi var arkadaşlar. Yani bu çok değişik geliyor bana. Yani 9 tane Real'i koymuşsun ve hani Kroos çok iyi değil. Evet, o Modric oyunda çok iyi değil. Hani buna rağmen koymuşsun ama bir Benzema inform veya bir Courtois'u koymamışsın. Gerçekten Asensio'nun bu tercihi bana çok enteresan geldi arkadaşlar. Hani ben Benzema ya da Courtois olsam ve şu kadroyu görsem gerçekten adama sorarım. Lan 9 tane Real'li var, bizim neyimiz eksik diye gerçekten sorardım arkadaşlar. Marco Asensio'nun kadrosu da bu şekilde ama dediğim gibi işte bu tür videolarda veya bu tür kadrolarda şunu görüyorsunuz. Demek ki bu oyuncuların kendi takımı dışında sevdiği futbolcular da var. Hani bunu görmek çok güzel geliyor. Mesela Jadon Sancho'nun Madison'la Arnold'u kullanması mesela çok güzel geliyor bana. Ya bu arkadaşlık, işte bu oyunun sevdiğiniz şeyi sahaya yansıtma durumu falan vesaire, bunları işte kanıtlıyor. Bu yüzden bu tür videoları çekmek ve bu tür kadrolara bakmaktan ben bayağı zevk alıyorum. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi yarın futbolcu video çekeceğim. O yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir destek duanızı alırız artık. Bunun dışında eğer zamanınız güzel geçtiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitter'dan Eden Hazard imzalı forma çekilişimiz de başlamıştır. Bu yüzden Twitter adresimden de o çekilişe katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.